Selamlar hepinize, hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Güzel pazarlar diliyorum herkese. Yakup selam, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk Müge. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Nasıl geçiyor karantina günlerin? Evlere kapandık yine. Günlerinde evlere kapandık. O projeden bu projeye, bu projeden o projeye çalışıp duruyoruz yani. Bizi çok etkileyen bir şey yok aslında ya. Sen yine çalışıyorsun belli ki. Ama Neler tabii yapıyorsun sürekli bu evde arada? olmak da can sıkıcı. Evet. Aynen. Neler Ya bu yapıyorsun bu arada? arada bir oyun şirketindeyim. Orada sesimi aldın mı? Sesin tekrar Alıyorum, geldi alıyorum ama. ben. Bir oyun şirketinde çalışıyorum şu anda game developer olarak. Onun dışında hani bir girişimimiz var biliyorsun. Oyuncular ve Oyun Geliştiriciler Derneği. Oranın Evet. yönetim kurulu yönetim kurulundayım. Orayla ilgileniyoruz. Bazı projelerimiz var işte. Yani genel olarak bu şekilde. Süper. Üniversitedesin, hangi okuldasın, kaçıncı sınıfsın, ne okuyorsun? Bunları da be. Şu an Kırşehir Ahi Evren Üniversitesi'ndeyim. Bilgisayar mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ama hani game developerlık ve Android developerlık olarak geçmişim bir 5 yıla falan dayanıyor. Yani liseden bu yana aslında yazılım geliştiriyorum. Vay, süper. Burada herkes hoş geldi. Umarım güzel, pazarınız güzel geçiyordur. Birazdan başlayalım o zaman. Sen hazırsan ekranı paylaş, ben vereyim. Ben Tabii. burada aynen. DLC Game Jam katılım formunu falan şimdi chat'e atarım. Oradan da bilgi edinebilirsiniz. Senin ekranı Şu an verdim ben ekranım şu yayında olması an. lazım. Aynen verdim. Evet. Ekranı görebiliyorsun değil mi? Tamamdır. Başlayalım o zaman. Arkadaşlar bugünkü eğitimde Google Play Developer Console'dan bahsedeceğiz. Google Play Developer Console'un menüleri nedir? Nasıl kullanılır? Google Play Developer Console nedir? Google Play Developer Console üzerinden Google Play Store'a nasıl uygulama yayınlarız? Bundan bahsedeceğiz. Dilerseniz Google Play Store'un Google Play Developer Console'un ne olduğundan bahsedeyim ben size. Bir saniye. Buradan bir Developer Console açalım. Google Play Developer Console Google Play Store üzerinde uygulamalarınızı yayınlamanız ve mağaza girişi oluşturmanız için Google tarafından hazırlanmış bir platform aslında. Bu platform üzerinde işte uygulamalarınızın screenshotlarını Google Play Store üzerinde görüntülenmesi için yükleyebiliyorsunuz. Daha sonra işte uygulamalarınızın App Bundle veya APK olarak yayınlamak için uygulamalarınızı buraya yüklüyorsunuz ve uygulamanız Google tarafından bir incelemeden geçirildikten sonra Google Play Store mağazasında yayına alınıyor. Dilerseniz bir Google Play Store hesabı nasıl açarız? Google Play Developer Console hesabı nasıl açarız? Ona bakalım. play.google.com/console adresine giderek Google Play Developer Console hesabı oluşturabilirsiniz. Benim şu an var olan iki Developer Console hesabım var. Birisinde yalnızca yetkim var. Mesela şu hesaba bir Developer Console hesabı bağlı değil. Buna bastığımda beni yönlendirecek Google otomatik olarak yeni bir geliştirici hesabı oluştur diyecek. Google Play Store evreninde var olabilmeniz için 25 dolarlık bir ödeme yapmanız gerekiyor. Bu 25 dolarlık ödemeyi yaptıktan sonra Developer Console hesabınızı açıp uygulama yayınlamaya başlayabiliyorsunuz. Eğitime şuradan devam edeceğim. Benim kendi konsol hesabım var. Bura üzerinden devam edeceğiz. Giriş yaptığınızda Developer Console hesabınızı oluşturduğunuzu varsayalım ve Developer Console hesabınıza giriş yaptığınızı varsayalım. Sizi bu şekilde bir ekran karşılayacak. Şu anda tüm uygulamalarınızı gördüğünüz bir dashboard diyebiliriz buraya. Burada sabitlenen uygulamalarınız var. Bu sabitlenen uygulamalarınızı, yayında olan uygulamalarınızı şu kenarındaki pin butonuna basarak sabitleyip bunların metriklerini daha büyük bir ekranda görüntüleyebiliyorsunuz. Aşağıda işte kaç adet uygulamanızın şu an yayında olduğu, uygulamalarınızın uygulama durumuna göre filtreleyebildiğiniz bir ekran var. Veya işte atıyorum 50 tane uygulamanız var. Burada şuradaki arama bölümünden uygulamalarınızı şuradaki paket adına göre veya uygulama isminize göre arayabiliyorsunuz. Burada uygulamalarınız ismi, işte yükleyen kullanıcı sayısı gösteriliyor. Yalnız burada bir nüans var. Burada yükleyen kullanıcı sayısı şöyle, toplam yükleyen kullanıcı sayısı değil de o an için
cihazlarında, yani özgün cihazlarda yüklü olan indirme sayısı. Atıyorum sizin uygulamanızın 100 bin indirmesi var. Yalnız bu 100 bin kere uygulama indirilmiş ama şu an aktif olarak sadece 1000 cihazda aktif olarak kullanılıyor uygulama. Burada onu görüyorsunuz. Yani bu uygulamanın mesela şu an askıya alındı bu uygulama ama bu uygulamanın yaklaşık 50 bin civarı bir indirmesi vardı. Ve şu an en son kaldırılmadan önce aktif olarak 534 kullanıcısı varmış. Aynı şekilde şu uygulama için de geçerli. Bu tüm uygulamalar bölümü bu şekilde. Öncelikle Developer Console'un şu sol taraftaki uygulama içeriğine girmeden sol taraftaki menülerinden bahsetmek istiyorum. Daha sonra uygulamaların içerisinde nasıl menüler var ondan bahsederiz. Daha sonra da bir uygulamayı nasıl oluştururuz ondan bahsedip örnek Unity 3D üzerinde ve Android Studio üzerinde uygulama yayınlayacağız. Gelen kutusu bölümü var burada. Bu gelen kutusu bölümünde uygulamanızla ilgili önemli değişiklik yapmanız gerekirse bununla ilgili Google tarafından size bildirimler atılıyor. Örneğin şöyle bir şey diyebilirim. Mesela siz bir uygulama yayınladınız ve bu yayınladığınız uygulamayı ilk yayınlarken herhangi bir gizlilik politikasına ihtiyaç duymuyor bu uygulama mesela. İşte kullanıcıların verilerini falan toplamıyorsunuz. Ama daha sonra bir güncelleme atmanız gerekti. Atıyorum üyelik sistemi getirdiniz ve kullanıcıların cep telefonu vesaire gibi kişisel bilgilerini alıyorsunuz. Bu kişisel bilgileri aldığınızda sizin Google Play Store'da görüntülenecek şekilde bir gizlilik politikası göstermeniz gerekiyor. Ve Google bunu otomatik olarak algılıyor sizin bu özelliği eklediğinizi. Hani bir şekilde izinler var. Hani Android geliştirici var mı aramızda bilmiyorum. Hani zaten Android geliştirdikten sonra bu yayınlama aşamasına geçiyorsunuz. Hani belli başlı izinleri değiştirdiğinizde Google bunu algılıyor. Diyor ki işte sen uygulamanda şu izni kullanıyorsun ve bu bir gizlilik politikası gerektiriyor. Senin bunu eklemen gerekiyor şeklinde bu gelen kutusunda bildirim olarak atıyor. Daha sonra burada politika durumu var. Bu politika durumu Google Play'de takdir edersiniz ki ve uygulama yayınlamak için belli başlı kuralları var. Hani her içerik kabul edilmiyor. Siz bir uygulama yaptınız, bunu gönderdiniz, bu bir incelemeden geçiyor. Ve eğer Google'ın politikalarına uygun değilse, Google Play Store'un yayınlanma politikalarına uygun değilse bu uygulama kabul edilmiyor. Direkt reject diyor. Veya işte ana sayfada gördüğünüz gibi askıya alınıyor. Hani burada şöyle oluyor. Google size diyor ki, İşte bu uygulamanın şunlarını düzeltip yayınlayabilirsin. Veya uygulama hani spesifik olarak direkt uygun değilse direkt askıya alıyor. Diyor ki bu uygulamayı yayınlayamazsın. Hani istediğin kadar değişiklik yap. Bu uygulamanın ana teması Play Store'da yayınlanmak için uygun değil. Daha sonra burada kullanıcılar ve izinler diye bir bölüm var. Bu kullanıcılar ve izinler şu şekilde. Siz şu an ben mesela ana sahibiyim bu hesabın. Burada atıyorum sizin işte bir marketing departmanınız var. İşte veya işte grafik tasarımıyla uğraşan bir departmanınız var. Bu departmanlar için ayrı ayrı Gmail hesaplarına erişim verebiliyorsunuz. Hani bunu şu daha alt aşağı kısımda daha detaylı olarak anlatacağım. Buradan yeni kullanıcılar davet et şeklinde yapıp kullanıcıya davet gönderiyorsunuz. Ve bu davet neticesinde kullanıcı Google Play Developer Console hesabına erişebiliyor. Daha sonra burada sipariş yönetimi var. Bu sipariş yönetimi de varsayalım ki uygulamanızın içerisinde bir in-app purchasing var. Uygulama içi satın alma var. Bu uygulama içi satın almalar işte atıyorum bir oyun yaptınız. Oyun içerisinde altın satabilirsiniz, item satabilirsiniz. Veya işte reklamlı bir uygulama yayınladınız ücretsiz. Reklamları kaldırma gibi bir ürün satabilirsiniz. Burada herhangi bir sipariş aldığınızda bu kısım da görüntüleniyor. O burada siparişin durumu. Örneğin kullanıcı almış, sipariş gerçekleşmiş ve ücret size yansımış mı işte veya iade mi edilmiş vesaire gibi. Hani burada ürünün adını görebiliyorsunuz. Hangi ürüne, ürünün hangi uygulamaya ait olduğunu ve hangi tarihte satın alma işleminin gerçekleştiğini ve şurada toplam miktarını hani parasal olarak tutarını görebiliyorsunuz. Burada uygulamaların raporları var. Mesela yorumlar var. Şurada sağ üst köşede hangi uygulama için raporları görmek istiyorsanız onu seçiyorsunuz öncelikle. Şurada şu an benim 5 adet uygulamam var. Bu 5 uygulamadan hangi yıla ait hangi raporu indirmek istiyorsam öncelikle buradan uygulamayı seçiyorum. Atıyorum işte şu uygulamayı seçtim. En eski uygulamam bu olduğu için bunu seçiyorum. 2016 yılından itibaren raporları burada bana Developer Console oluşturmuş. Şu anki raporlar yorumlar için raporlar oluşturmuş. Buradan ben indir dediğimde CSV olarak CSV formatında bana bu raporları elde ediyor. Hani bir istatistiki bir rapor çıkartmanız vesaire gerekirse hani bu daha çok marketing kısmının işi ama yani bunun için bu CSV dosyalarını indirip kullanabiliyorsunuz. Yine istatistikler ve finansal durum için de aynı şekilde. Bu istatistiklerde işte
yükleme sayıları, kilitlenmeler, hani uygulamalarınız crash vermiş mi, vermemiş mi, verdiyse ne zaman vermiş, ne kadar crash vermiş, bunların verileri, işte uygulamalarınızın değerlendirmeleri veya uygulamanız içerisinde bir abonelik varsa bu aboneliklerin ne zaman açıldığıyla vesaire ilgili bilgiler. Yine finansal durumda da uygulama için satın almanız varsa kazanç raporlarıyla ilgili yine CSV formatında indirebiliyorsunuz. Daha sonra sol tarafta ayarlar kısmı var. Ayarlar kısmında hesap ayrıntılarına geliyorum. Hesap ayrıntılarında burada e-posta adresinizi görebiliyorsunuz. Bu e-posta adresi şu işe yarıyor. Hani şuradan bağımsız aslında, hesabın bağlı olduğu e-posta adresinden bağımsız olarak, atıyorum siz bu Gmail hesabını sadece Developer Console hesabını yönetmek için aldınız. Ben de öyle aldım aslında. Ve Google Play Developer Console hesabından gelecek olan mailleri farklı bir işte şirket mailinizi almak istiyorsunuz. Buraya e-posta adresi olarak onu yazdığınızda herhangi bir durum olduğunda Developer Console sizinle buraya yazdığınız mail adresi üzerinden iletişim kuruyor. Yani giriş yaptığınız mail adresiyle alakası yok aslında. Telefon numarası da herkese aynı şekilde. Geliştirici sayfasına geliyorum. Geliştirici sayfasında Google Play Store'da geliştirici isminizin ne olarak görüneceği bulunuyor. Burada hani açarken zaten bir geliştirici adı yazıyorsunuz. Daha sonra buradan onu değiştirebiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Daha sonra fiziki bir şirketiniz varsa bu fiziki şirketinizin adresini buraya girebiliyorsunuz. Ve promosyon metninizi yazabiliyorsunuz. Aynı zamanda eğer bir web siteniz varsa uygulamalarınızı yayınladığınız bu web sitesinde ekleyebiliyorsunuz. Veya şirketinizin bir web sitesi varsa bunu buraya ekleyebiliyorsunuz. Ancak bunlar zorunlu değil. Burada geliştirici simgesi ve üst bilgi resmi zorunlu nitelikler bizim için. Geliştirici simgesi uygulama mağazanıza girdiğinizde görüntülenecek olan, hani Instagram ve Facebook gibi düşünebilirsiniz. Hani Facebook'ta bir profiliniz var ve bir profilde bir profil resminiz ve bir kapak fotoğrafınız var. Bunu onun gibi düşünebilirsiniz. Şurada öne çıkarılan uygulama, atıyorum 5 tane uygulamanız var ve bu uygulama, bir uygulamanızın mağazanızda daha da öne çıkıp böyle görünmesini istiyorsunuz. O uygulamayı buradan şu şekilde seçebiliyorsunuz. Hangi uygulamanın öne çıkan olarak görüntülenmesini istiyorsanız. Hatta benim uygulama mağazama, isterseniz mağaza profilime bir girip bakalım nasıl görünüyor bu şekilde bir düzenlememiz. Ben gördüğünüz üzere burada benim Google Play Store üzerindeki canlı olarak görüntülenen geliştirici sayfa. Geliştirici sayfam üzerinde oraya ne yazdıysam aynı şekilde bu kısma geçtiğini görüyorsunuz. Vitrindekiler kısmında da burada seçmiş olduğum öne çıkarılan uygulamayı gösteriyor. Buradan etkinlik günlüğüne geliyorum. Etkinlik günlüğü şunu yapıyor. Uygulamalarınızda çeşitli değişiklikler yapabiliyorsunuz. Atıyorum işte bir screenshot değiştirdiniz veya işte uygulamanın Google Play Store üzerinde görüntülenmesiyle ilgili çeşitli nitelikleri değiştirdiğinizde burada log kaydı tutuyor Google Developer Console. Burada Developer Console üzerinde uygulamalarınız üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığınızda hani rahatlıkla görüntüleyebiliyorsunuz. Bu hani şu işe yarıyor. Şunu değiştirdim de şöyle oldu falan filan, hani direkt olarak değişiklikleri görebiliyorsunuz. Veya işte hangi kullanıcının ne değişiklik yaptığını, işte marketingçi gelmiş bir değişiklik yapmış, tasarımcı gelmiş bir değişiklik yapmış. İşte bunları da bu şekilde mail hesabı bazında görebiliyorsunuz. API erişimi var burada. API erişimi ben kullanmıyorum ama kullanmak isteyen arkadaşlar araştırabilirler. Google Play Store'da uygulamalarınızı yenilerken çeşitli şeyler var. Ayarlar var. Bu ayarları vesaire otomatize edebilirsiniz yani API'nize bağlayarak. Buraya geçiyorum hızlıca. Bağlı hesaplar Google'ın yine ürünleri olan Google Ads, Google Marketing Platform, Firebase gibi Google'ın ürünlerini Developer Console hesabınızla ilişkilendirebiliyorsunuz. İşte mesela işte Firebase'de işte bir database kullanacaksınız, veri tabanı kullanacaksınız. Bunu Google Play Developer Console hesabınızla ilişkilendirip hani kullanabiliyorsunuz. Paket adı vesaire, hani onlar muhtemelen otomatize ediyor Firebase'i ilişkilendirdiğinizde. Daha sonra burada ödeme ayarları var. Ödeme ayarları şu. Burada ödeme eşiğinizi vesaire değiştirebiliyorsunuz yanlış bilmiyorsam. Ben satış yapmadığım için bu ayarlarla hiç uğraşmadım. Haşır neşir olmadım ama şöyle anlatayım. AdMob'da da buna benzer bir panel var. Hani reklamlardan elde ettiğiniz kazançlarda. Orada ödeme eşiği Türk lirası bazında yanlış hatırlamıyorsam 200 liraydı. Şimdi burada uygulama için satın alma yapıyorsunuz veya uygulamalarınızı ücretli bir şekilde satıyorsunuz, pazarlıyorsunuz. Buraya bir ödeme yöntemi ekliyorsunuz. Ödeme yöntemi olarak IBAN numarası giriyorsunuz. Bu IBAN numarasına 20 lira eşiğini açtığında
normalde Google'ın ödeme günü, hani en azından AdMob için ayın 21'idir, her ayın 21'i. Her ayın 21'inde buraya belirttiğiniz IBAN numarasına sizin kazancınız yatırılıyor. Burada işte vergi mükellefiyseniz satış vergisi vesaire, bunları girmeniz gerekiyor hangi ülkede yaşadığınıza göre. Daha sonra karşılaştırma seçenekleri var. Karşılaştırma seçeneklerini de uygulama içerisine, uygulama bazında menüleri incelediğimizde daha iyi inceleyeceğiz. Android Vitals diye bir özelliği var. Bu Android Vitals şu işe yarıyor. Uygulamanızın hani bir nevi sağlığını, durumunu gözlemleyebildiğiniz, durumuyla ilgili raporları gözlemleyebildiğiniz bir panel. Hani burada app'iniz ne kadar crash vermiş veya işte uygulamanızın boyutu ne kadar, işte verdiği crash'i hangi aralıklarda vermiş, hangi cihazlarda vermiş vesaire gibi nitelikleri görüntüleyebiliyorsunuz. Burada karşılaştırmada da şunu yapıyor. Hani atıyorum uygulama boyutunu benzer kategorideki bir uygulamayla karşılaştırıyor ve diyor ki hani benzer kategorideki bir uygulama işte 30 megabayt, sizin uygulamanız 40 megabayt. Hani bunu düşürebilir misiniz gibi bir uyarı veriyor size. Daha sonra burada tercihler bölümü var. Tercihler bölümünde Developer Console'dan gelen bildirimlerle işte veya e-postalarla ilgili veya işte rolünüzü belirten seçenekler var. Burada şimdi bildirim almak istediğiniz uygulamaları seçebiliyorsunuz. Hani mesela diyorsunuz ki sadece işte şuradaki GR Ball var mesela, sadece bu uygulamadan ben bildirim almak istiyorum. Diğerlerinden bana mail gelmesin. İşte ondan sonra güncellenen yorumlar şunu yapıyor. Atıyorum işte bir kullanıcı sizin uygulamanıza bir yıldız verdi ve siz ona bir yanıt attınız. İşte mesela bir bug bildiriminde bulundu. Dedi ki işte şöyle şöyle bir durum var. Siz de dediniz ki tamam işte bunu düzelttik biz şeklinde bir cevap verdiniz. Daha sonra eğer kullanıcı siz onu düzelttikten sonra yıldızını veya yorumunu değiştirirse yaptı. Burada e-posta yoluyla size direkt olarak bir bildirim geliyor kullanıcının güncellediği yorumla alakalı. Daha sonra uygulamanıza yorum yapıldığında bildirim alın, ancak burada şöyle bir şey var. Hani mesela 2 yıldız, 3 yıldız, 4 yıldız, hatta 5 yıldız için bile almayabilirsiniz. Veya 2 ve 3. yıldızları seçip hani uygulamanız eğer bir kullanıcı bir yıldız verdiyse bu muhtemelen bir hatayla, bugla ilgilidir. Hani çok gereksiz bir yorum olmadığı müddetçe bunlarla ilgilidir. Hani bu da en azından retention'ı arttırmak adına vesaire önemli bir metrik diyeyim. Bir saniye. Önemli bir metrik diyeyim. Burada bir yıldız aldığınızda ve iki yıldız, üç yıldız aldığınızda yalnızca size e-posta gelecek. Beş yıldız ve dört yıldız aldığınızda hani belki yeni bir startupsanız veya yeni bir uygulama çıkarttıysanız beş yıldızlarda, tüm yıldızlarda kullanıcılara teşekkür etmek için bunları da seçebilirsiniz. Daha sonra burada yine aynı şekilde test bildirimleri, uygulama güncellemeleri, işte bu tarz şeylerle ilgili e-posta almak ister misiniz, bildirim almak ister misiniz? ANR'larla ilgili de e-posta alabilirsiniz. Bu ANR dediği application not responding, işte çökmesi, hani uygulamanız crash verdiğinde hani hepiniz karşılaşıyorsunuz. İşte uygulama şu anda durduruldu gibi bir uyarı geliyor. Orada kapat veya hata raporu gönder. İşte o hata raporu gönderildiğinde geliştiriciye gidiyor. Developer Console hesabına ulaşıyor aslında o bildirim. Ama o bildirim ulaştıktan sonra manuel olarak siz gelip incelemezseniz size mail olarak işte uygulamanız şu cihazda crash vermiş şeklinde gitmiyor. Hani takdir edersiniz ki milyon indirmesi olan uygulamaları göz önünde aldığımızda her crash'te mail gitmesi zaten saçma olur. Ama siz yine de almak istiyorsanız bildirme, işte atıyorum kapalı test, dahili test gibi ortamlara çıkmışsanız uygulamanızı, bunu açıp hani bildirimleri alabilirsiniz. Yine aynı şekilde Android Vitals da bunlarla bağlantılı. Mağaza girişi denemelerine bahsedeceğim. Hani mağaza girişi denemeleri aslında bir nevi A/B test diyebiliriz. Bu mağaza girişlerinde hani atıyorum belli başlı screenshotları değiştirdiniz ve iki tane şeyiniz oldu. Mağaza girişiniz oldu. Bu iki mağaza girişini A/B teste sokup test edip bunların sonuçlarını e-posta olarak alabiliyorsunuz. Burada da yine aynı şekilde Google Play Store'un her ay yanlış hatırlamıyorsam bir bülteni var. İşte geliştiriciler için işte Android tarafında neler gelişti, işte hangi framework'ler vesaire eklendi gibi şeyler oluyor, bültenler oluyor. Bu bültenin içerisinde bu bülten içerisindeki şeylerden haberdar olmak için her bu bülten yayınlandığında e-posta almak istiyorsanız buraya işaretleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde Play Console'la ilgili anketler oluyor. Google zaman zaman gönderiyor bunları size mail olarak. Yine onun için de bunu açabilirsiniz. Onun dışında burada hani demiştim ya,
kullanıcı tanımlayabiliyorsunuz diye. Şurada neredeydi? Bağlı hesaplar vardı ya hani burada. Burada kullanıcıyı tanımladınız atıyorum. Şu anda aktif olarak oturumu açık olan kullanıcı buradan gelip rolünü alabiliyor. Mesela atıyorum ben işte yazılım geliştirici olarak çalışıyorum. İşte mühendislik dediğimde burada bana sadece Google'ın teknik tarafı ile ilgili mailler gelecek. İşte iş dediğimde iş geliştirme, işte pazarlama dediğimde marketing ile ilgili mailler tarafıma ulaşacak benim. Yani bu şekilde özelleştirme yapabiliyorsunuz. Daha sonra e-posta listesi var. E-posta listesi de şu işe yarıyor. Hani atıyorum kapalı teste çıktınız veya işte dahili teste çıktınız veya herhangi bir teste çıktınız ve belirlediğiniz kullanıcıların sizin uygulamanızı test etmesini istiyorsunuz. Bunun için de birden fazla liste oluşturabiliyorsunuz. Örneğin benim şurada iki kişilik bir listem var. Bu listeye eriştiğimde işte şurada iki tane mail adresi görüyorum. Bu iki mail adresi benim uygulamalarım kapalı teste çıktığında uygulamalarıma erişip onları indirip test edebiliyorlar. Daha sonra lisans testi var. Lisans testi de şu, aslında burayla çok uğraşmıyorsunuz ama atıyorum bir uygulama içi satın alma eklediniz ve bu uygulama içi satın almanızı test etmek istiyorsunuz. Bunun için buraya yine aynı şekilde bir kullanıcı tanımlıyorsunuz ve o kişi uygulama içi satın alma yaparken işte satın al butonuna tıkladığında orada Google tarafından tanımlanmış bir test kredi kartı beliriyor. İşte diyor ki bu kredi kartını satın alabilirsin ve kullanıcıdan herhangi bir ücret kesilmiyor. Yani o sizin test kullanıcınız olduğu için direkt olarak o ücretsiz bir şekilde sizin o uygulama içerisinde tanımladığınız ürüne erişebiliyor. Hani bunu mesela şunun için de kullanabilirsiniz. Bir uygulama veya oyun yayınladınız. İşte mesela arkadaş çevrenize ücretsiz olarak uygulamanız içerisindeki işte coin, item vesaire bunları vermek istiyorsunuz. Hani buraya arkadaşlarınızın mail adresini yazıp veya işte ücretsiz olarak vermek istediğiniz, hizmet vermek istediğiniz kişilerin mail adresini yazıp yine uygulama için satın almaları ücretsiz bir şekilde gerçekleştirmesini sizin uygulamanız özelinde sağlayabilirsiniz. Burada oyun projeleri var. Oyun projeleri Google Play Games hizmeti var. Bunu biliyor musunuz bilmiyorum. Burada hani bu Google Play Games olarak giriş yapıyorsunuz işte scoreboardlar vesaire görünüyor. Hani yönet dediğimde burada beni uygulamaya yönlendirecek. Ondan dolayı girmiyorum ama. Hani onları görüntüleyip işte uygulamada hangi kullanıcı ne kadar skor yapmış işte oturum süresi ne kadar vesaire gibi metrikleri de buradan görebiliyorsunuz yine. Hani bura ama daha çok hani şu taraftaki panel daha çok hangi oyunlarınız içerisinde Google Play Games hizmetleri var ve bu hizmetler hangi projelerde etkin hangi projelerde etkin değil daha çok bunu görmeye yönelik bir panel. Fiyatlandırma şablonları da burada şablon oluşturup uygulamalarınızı hangi fiyatlardan genelde satıyorsanız o fiyatları direkt olarak şurada tanımlayıp hani hem text olarak hem işte itibari para birimi neyse veya işte ne kadar tutuyorsa onu verebiliyorsunuz. Burada mesela bağlantılı ürünüm benim yok. Ama şuradan işte uygulama ücretli uygulamam olmadığı için bağlantı oluşturamıyorum. Ücretli bir uygulama yayınladığınızda bunu zaten Google size yönerge olarak sunuyor ve o yönergeleri takip ederek fiyatı yazıp bu fiyat üzerinden Google Play Store üzerinde satışını sağlayabiliyorsunuz. Google Play Developer Console'un genel olarak şeyi bu şekildeydi. Şimdi isterseniz bir de uygulama üzerinden bakalım. Herhangi bir uygulama üzerinde nasıl görünüyor? O şekilde bakalım. Örneğin şu benim yayında olan bir uygulamam. Hatta store sayfasını da şu şekilde açayım. Şu an gördüğünüz gibi burada işte uygulamanın başlığı, geliştirici ismi, işte uygulamanın kategorisi, işte burada screenshotları var, işte burada uygulamanın açıklaması var vesaire. Burada işte sürüm bilgilerini vesaire görebiliyorsunuz, yükleme sayısını falan. Tekrar bu tarafa geldiğimde uygulamanın içeriğine tekrar göstereyim. Şu şekilde giriş yapıyoruz. Burada yayında olan uygulamamı, uygulamamı göster diyerek o panele giriş yapıyorum. Ve bu panel üzerinde şurada direkt uygulamamın ismi görüntüleniyor. Burada gelen kutusu şu şekilde. Diğer dashboard'ta gördüğümüz gelen kutusuyla aslında aynı işlevi yapıyor. Ancak tek farkı şu. Burada sizin uygulamanız üzerinde gelen mesajlar varsa, bildirimler varsa burada onlar görüntüleniyor. Hani tüm mesajları göster dediğinizde şuraya yönlendirecek sizi. Yani işlev olarak aynı işlevi görüyor aslında ana sayfadakiyle. Sadece şuraya filtre eklenmiş halini gibi düşünebilirsiniz. Tekrar kontrol paneline geliyorum.
Burada TPG dediği temel performans göstergeleriniz. Burada işte yeni edilen kullanıcı sayısını görebiliyorsunuz. Belirli bir tarih aralığında tabii ki. İşte 9 Nisan ile 8 Mayıs aralığında benim toplamda 79 kullanıcı elde etmişim. Ve bu %13.19'luk bir düşüş önceki aynı gün sayısındaki döneme karşın. Kullanıcı kaybı da bakın artmış, pardon, kullanıcı kaybı da azalmış aynı şekilde. 95 kişilik bir kullanıcı kaybım da olmuş bu aralık içerisinde. Daha sonra şurada çökme ve ANR'ları görüyorsunuz. Burada da mesela 4 kere uygulamam çökmüş, crash vermiş. Bunu Android Vitals üzerinden daha detaylı görebileceğiz bu arada. Daha sonra şurada mağaza giriş performansı. İşte mağaza girişine girip de 75 kişi atıyorum demeyeyim, hatta direkt olarak belirtildiği gibi 75 kişi mağaza giriş yapan 75 kişi uygulamamı indirmiş. Bu da dönüşüm oranı olarak %16.93'lük bir şeye, yüzdeye tekabül ediyor. Bu da demek oluyor ki yani yaklaşık bir 400-500 kişi mağazamı ziyaret etmiş ve onun içerisinden sadece 75 kişi uygulamamı indirmiş. Şurada uygulamanızı sayfasına kimin nasıl eriştiğini görebiliyorsunuz. İşte Google Play'de arama yaparken mi erişmiş? Veya işte üçüncü taraf yönlendirmeleri, atıyorum işte bir influencer'a reklam verdiniz vesaire. Hani bu Instagram'da yukarı kaydır olayı var ya. O şekilde bir reklam verdiniz. O şekilde mi erişmiş işte uygulamanıza? Onu görebiliyorsunuz. İşte Google Play keşfetme, direkt olarak Google Play üzerinde zap yaparken mi tabiri caizse uygulamanız erişmiş? Onu görebiliyorsunuz. Daha sonra burada en çok hangi ülkelerden indirme almış vesaire. Daha doğrusu hangi ülkelerden dönüşüm almış, onu görebiliyorsunuz. Mesela en çok Türkiye'den, daha sonra Hindistan, İran, Mısır, İspanya şeklinde gidiyor benim uygulamam için. Burada Android Vitals verilerini hani biraz daha özet olarak görebiliyorsunuz. Daha doğrusu kontrol paneli üzerinde uygulamanız yayınlandıktan sonra şu menülerin çoğunun bir özeti gösteriliyor burada. Şimdi dilerseniz istatistikler bölümüne geçelim. İstatistikler bölümünde de yine aynı şekilde o TPG'lerde gördüğümüz istatistiklerin çoğunu buradan seçip ona göre özelleştirebiliyoruz. İşte tüm ülkeler, bölgeler. Hani işin açıkçası ben bu grafiklere çok takılmıyorum. Daha doğrusu takılmıyorum derken çok incelemiyorum. Çünkü bunun biraz da marketing tarafının alanı olduğunu düşünüyorum. Hani tam grafikleri hani bakınca anlıyorsunuz ama bunu nasıl kullanacağımı işin açıkçası ben çok bilmiyorum. Ondan dolayı da çok ilgimi çekmiyor bu grafikler. Burada da yine aynı şekilde veri tablosunda mesela şu an indirme sayıları görünüyor yanlış değilse. Aynen uygulamayı yükleyen kullanıcı sayısı yine aşağıda bir tablo şeklinde 28 Nisan'dan 7 Mayıs'a kadar tüm ülke ve bölgelerde 61 kişi. İşte bunun 61'inin 21'i İran, 11'i Türkiye, 5'i Almanya, 2'si Avusturya olacak şekilde uygulamanın indirme almış olduğunu görüyorsunuz. Şurada yine aynı şekilde uygulamanızın kategorisiyle ilgili karşılaştırma yapabiliyorsunuz. İşte mesela sosyal kategoride ne kadar indirme almış uygulamalar vesaire. Bununla kendi uygulamanızın durumunu karşılaştırıp ortaya bir metrik çıkartabilirsiniz. Yani bu biraz daha istatistik hesaba giriyor. Burada yayınlamaya genel bakış var. Yayınlamaya genel bakışa baktığımızda burada bir ayar olduğunu görüyoruz. Bunu yönet dediğimde yönetilen yayınlamayı eğer etkinleştirirsem, yayınlarken Google zaten size soruyor, Developer Console. Diyor ki hani uygulama bir incelemeye giriyor demiştim ya. Bu uygulama incelemeye girdiğinde incelemeden geçer geçmez mi yayınlansın? Yoksa uygulama incelemeden geçsin, siz bunu manuel olarak veya atıyorum siz işte bugün 9 Mayıs mesela, işte öngörüyorsunuz, diyorsunuz ki 15 Mayıs'a kadar benim uygulamam incelemeden geçer veya reject der. Eğer geçerse 16 Mayıs'a kadar yayınlansın diyorsunuz. Yani geçtiğinde uygulamanız yayınlanmaya hazır oluyor. Bu en çok şunun için kullanılıyor. Atıyorum bir app yazdınız ve bu app'i veya oyunu hem iOS platformunda hem de Android platformunda yayınlamak istiyorsunuz ve ikisinin aynı gün release'e çıkmasını istiyorsunuz. Bunun için de bu ayarları hem bu taraftan hem de yanlış değilsem Apple tarafında da var, App Store tarafında da var bu şekilde bir ayar. App Store tarafında da aynı ayarı etkinleştirip iki tarafta da işte review'dan geçtikten sonra uygulamanız, incelemeden geçtikten sonra kendiniz elle manuel olarak anında yayınlayabiliyorsunuz. Bu özellik bu işe yarıyor. Daha sonra burada sürümler var. Hani teknik olarak bizim en çok inceleyeceğimiz kısım aslında bu sürümler bölümü. Bu sürümler bölümünde uygulamalarımızın App Bundle veya APK olarak çıktılarını yüklediğimiz kısım bura. Burada üretim,
bizim uygulamamızın ana sürümü yani Google Play Store'da erişmek istediğimiz kullanıcılara uygulamayı gösterdiğimiz kısım oluyor. Burada yine sürümlerle ilgili metrikleri de görebiliyorsunuz. Hani sürüm başına atıyorum bir güncelleme attınız, o sürümdeki veriler nasıl değişti vesaire, bunları görebiliyorsunuz. Yine burada grafikler var, karmançorma grafikler. Yani bunlar, evet, bunlar biraz daha bizim işimiz. Hani bunları incelemeliyiz. Çünkü ENR'ları bizim düzeltmemiz gerekiyor yazılımcılar olarak en azından. Şu an mesela yayında olan sürümümü görebiliyorum şurada. Üretimde sürümler bölümüne geldiğimde. Yayında olan sürümümün bazı niteliklerini görebiliyorum. İşte şu anda sürüm kodum 7 benim. 176 ülkede yayında ve Google'ın kataloğundaki 15.803 cihazda desteklendiğini görüyorum. Burada sürüm geçmişim var. Uygulamaya bayağı bir güncelleme atmışım mesela. 6 kere güncelleme atmışım. Burada işte şu sürümleri görebiliyorum. Uygulamaya güncelleme attığımda bu sürümlerin metriklerini de görebiliyorum. Yanlış değilsem şuradan incelememiz gerekiyor ama aynen. Burada da yine hedef SDK'ne işte özelliklerini vesaire görebiliyoruz. Buraya çok girmeyeceğim. Zaten hani geçmişte kalan bir uygulamanın çok da metriklerine bakacağını zannetmiyorum. En azından sürümünün. Ülkeler ve bölgeler, burada ülke ve bölgeye göre kısıtlayabiliyorsunuz. Uygulamanızın yayınlanacağı ülke ve bölgeyi kısıtlayabiliyorsunuz. Yani mesela atıyorum Almanya'da yayınlanmasını istemediğimde şuraya basıp işte Almanya'yı seçip kaldırabiliyorum. Burada test etme var. İşte açık test ve kapalı test, beta testi ve alfa testi de diyebilirsiniz. İşte buraya da yine aynı şekilde aslında süreç aynı. Üretim sürümüyle açık test, kapalı test, dahili test, bunlara APK ve App Bundle yükleme süreciniz aynı. Uygulama paketi yükleme süreciniz. Sadece işte test kullanıcıları vesaire belirliyorsunuz. Hani bir göstermiştim ya, şurada test kullanıcıları vardı. İşte o tanımladığınız test kullanıcılarını buraya direkt aktarıp kapalı teste, dahili teste çıkabiliyorsunuz o kullanıcılarla. Daha sonra ön kayıt var. Atıyorum uygulamayı henüz yayınlamadınız. Ama işte ama ön kayıt toplamak istiyorsunuz. Burada yine aynı şekilde ön kayıt ödülü falan dağıtacaksınız. Burada ödüller vesaire de var. İşte onun için de bir App Bundle veya APK yükleyebiliyorsunuz yine. Bizim bu eğitimde inceleyeceğimiz kısım üretim sürümünde nasıl uygulamamızı yayınlarız olacak. İşte lansman öncesi rapor, muhtemelen ön kayıt veya şeyden sonra aynen kapalı testlerde yapacağınız raporlar, hani test sonuçlarının raporları olacak. Bu da yine bunun ayarları vesaire var. Buraları inceleyebilirsiniz. Cihaz kataloğu var. Cihaz kataloğu muhtemelen bayağı bir geniş olacak. Şu an bayağı bir şey çıkacak önümüze. Evet, burada mesela destekleniyor diyor. Muhtemelen buradan bu cihaza sahip olanların yüklememesini falan filan yapıyorsunuz. Hani o şekilde geniş bir kullanım sunuyor size Developer Console. Uygulama paketi gezginine geldiğinizde bu biraz daha hani aplikasyon yayınlama sürecinde uygulamayı imzalama gibi bir süreç var. Siz bir Key Store dosyası oluşturuyorsunuz. Pardon. Bura uygulama paketi gezginde aynen şey. Şu an yayında olan uygulama paketinizin metriklerini gösteriyor. Uygulama paketinizin metrikleri işte atıyorum az önce hani şurada görmüştük ya üretim sürümündeki App Bundle'ımızın şeyini. Burada direkt hani 7.ab şeklinde bir App Bundle oluşturmuş. Bu App Bundle'ın işte sürümünü gösteriyor burada. Desteklenen cihaz işte hangi dil yerelleştirmelerini içeriyor. Hangi Android izinlerini işte içeriyor. İşte network state'ini alıyorum. İşte internet bilgisi gerekiyor. İşte external storage'dan veri okumam gerekiyor. O Siri dursan. External storage'dan veri okumam gerekiyor. Veya işte ekranın kilitlenmeme durumunu vesaire override edebilmem gerekiyor. İşte veri yazabilmem gerekiyor gibi izinler. Daha sonra şurada kuruluma geldiğinizde uygulama bütünlüğü diye bir kısım olduğunu görüyoruz. Burada uygulama bütünlüğü kısmında şu aslında, burada size bir PEM sertifikası indirtecek. Bu hani Java Key Tool'la uğraşan falan varsa onlarla da alakalı bir şey. Burada şunu yapıyor. Siz uygulamanızı imzaladınız, gönderdiniz. Hani burayla ilgili aslında ekstra bir ayar yapmanız gerekmiyor. Yayınlarken Google'ın benim uygulama imzalama anahtarı sertifikamı yönetmesine izin ver diye bir tik var. Onu işaretlediğinizde
Google bu ayarları otomatik olarak gerçekleştiriyor. Ama hani işin background'ında ne dönüyor derseniz şu oluyor. Siz uygulamanızı imzalıyorsunuz. Sizin belli bir imzanız oluyor. Bu imza size ait oluyor. Siz bu imzayla Google'a gönderiyorsunuz ve kullanıcı uygulamanızı indirirken sizin oluşturduğunuz imzayla değil de Google sizin imzanızı kullanarak tekrardan bir imza oluşturup uygulamanızı kullanıcıya vermeden önce bir kez daha imzalıyor. Yani imzayı değiştiriyor aslında. Bu imzanın güvenliği için önemli bir şey aslında. Güzel bir şey. Ve bu çıktıktan sonra artık şunu da yapabiliyorsunuz. İmzalama anahtarını Google yönettiğinde eskiden bir güncelleme attığınızda Keystore dosyasını kaybederseniz, daha doğrusu bir uygulama yayınladınız, imzaladınız, Google Play Store'a gönderdiniz ve daha sonra atıyorum işte 5 ay sonra, 1 yıl sonra bir güncelleme atma ihtiyacınız oldu. Bu güncellemeyi atarken Keystore dosyasına ihtiyacınız oluyor. Ama eğer bunu kaybettiyseniz kesinlikle atamıyordunuz eskiden. Şu anda artık yeni sürüm isteyebiliyorsunuz şurada. Yeni bir Keystore gösteriyorsunuz. İşte mesela yükleme anahtarımı kaybettim deyip destekle bağlantı kuruyorsunuz. İşte İngilizce bir şekilde bir kısa bir metinle açıklıyorsunuz durumu. Hani uygulama anahtarını kaybettiğinizi. Ve şurada gösterdiğim sertifika vardı ya, PM sertifika, yükleme anahtarı. Şurası. Aynen şunun gibi bir key tool'u kullanarak PM sertifikası oluşturuyorsunuz ve onu Google tarafına gönderdiğinizde artık o sertifikanın parmak izleriyle sizin elinizde yeni oluşturduğunuz sertifikanın parmak izleri eşleniyor ve güncelleme atabilir duruma geliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Yani aklınızın bir köşesinde bulunsun. Bir şekilde developer'lığa giriş yaptığınızda veya uygulama yayınlamaya giriş yaptığınızda hani Keystore dosyanızı kaybederseniz gerçekten işinize yarayacak hayat kurtarıcı bir bilgi. Burada yine dahil uygulama paylaşımı test kullanıcılarını hani tanımlayabiliyorsunuz demiştim ya. Test kullanıcılarını burada tanımlıyoruz. İşte test kullanıcılarını burada muhtemelen dahili test olması lazım bu. Bağlantıyı paylaşıyorsunuz mesela. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Hani Google Drive gizliliği var ya. Google Drive gizliliği gibi düşünebilirsiniz. Bağlantıyı paylaştığınız herkes bir store sayfasını değil de direkt APK indirir gibi indirebiliyorsunuz bu şekilde yaptığınızda. Uygulamanızı eğer yayından kaldırmak isterseniz burada kurulumda gelişmiş ayarlar kısmında yayında değil işaretleyip şuraya değişiklikleri kaydet dediğinizde uygulamanız yayından kalkacaktır. İşte yayınlama türü burada şeyler var işte Android TV, işte Viros, otomotivler için olan Android'ler, işte biliyorsunuz ki Android çok geniş bir yelpaze, çoğu cihazda çalışıyor. Şu an çalışmada bir tost makinesi falan kaldı herhalde. Managed Google Play var mesela. Burada da şunu yapıyor. Pardon, o onunla alakalı değil bu. Burada kapalı test kullanıcılarının işte erişimlerini vesaire kısıtlayabiliyorsunuz Managed Google Play kısmında. Operatör hedeflemede de şunu yapabiliyorsunuz. Uygulamanızı hangi operatörü kullanan kullanıcıların indirmesini vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum işte siz Turkcell'siniz ve işte Turkcell'le ilgili bir uygulama çıkarttınız ve sadece bunu Turkcell kullanıcılarının indirmesini gerekiyor. İndirmesini istiyorsunuz. Burada işte telefon operatörüne göre hedeflemeyi açıp buna göre indirme işlemini sağlatabiliyorsunuz. Daha sonra burada Actions on Google var. Bu işe yarıyor. Biliyorsunuz OK Google var. Google'ın sesli asistanı. Bu Google'ın sesli asistanında sesli asistanının bazı işte nasıl diyeyim komutları uygulamanız içerisinde yürütebilmesi veya uygulamalarınızla senkronize olabilmesi için bu niteliğin açık olması gerekiyor. Uygulama endekslemede yine aynı şekilde bir web sitesiyle sizin uygulamanızı eşleştirip uygulamanızın ismi aratıldığında veya sitenin ismi aratıldığında uygulamanızın Google aramalarında uygulama olarak görünebilmesi için bir özellik. Ama zaten görünüyor aslında. Google zaten indeksliyor sizin uygulamanızı ama siz web sitesiyle de ilişkilendirmiş oluyorsunuz. Şimdi mağazadaki varlığına gelelim. Ondan önce ben bir yudum su alayım. Şimdi Play Store'daki varlığında şurada görmüş olduğunuz screenshotlar, işte uygulamanın resmi vesaire var ya. Bunları direkt olarak bu ana mağaza girişinden ayarlıyoruz. Uygulama adı işte HD Profil Zoom bilmem ne açıklamasını yazıyoruz. İşte tam açıklaması aşağı doğru işte şuradaki açıklamasında direkt olarak şu. Şurada görmüş olduğunuz açıklama ama tabii burası şeye göre şu an United States'e göre bunu Türkçe'ye aldığımda şu an Türkiye'deki kullanıcılar için görüntülenecek olan
şeyleri görebiliyorsunuz. Ha burada böyle bir nüans da var. Buradan işte istediğiniz şeyi çeviriyi ekleyebiliyorsunuz. Kendi çevirinizi yönetebiliyorsunuz. Veya çeviri hizmeti de satın alabiliyorsunuz. Onun şurada da bir paneli var. Çeviri hizmeti satın aldığınızda şunu yapıyor. Kelime başına yanlış değilsem 7 kuruş muydu? 7 cent miydi? Öyle bir ücreti var. Google sizin için bir tercüman buluyor. Siz ana dilinizde yazıyorsunuz. Uygulama adına işte uygulamanın açıklamasını vesaire. Çeviri hizmeti satın alıyorsunuz. Google kendi tercümanları aracılığıyla işte 1-2 hafta gibi kısa bir süre içerisinde uygulamanızın açıklamalarının vesaire çevirilerini yapıp size yolluyor. Burada yine uygulama simgesini yüklüyorsunuz. İşte eğer bir video görüntülenmesini istiyorsanız genelde bunlar tutorial videolar oluyor uygulamanın kullanımıyla ilgili. Mesela benim uygulamamda da şurada en başta var mesela bir tutorial. İşte burada bir tutorial videosu oluyor. Ve işte telefonunuzda ekran görüntülerini alıyorsunuz. Buraya direkt atıyorsunuz. Kullanıcı uygulamayı indirdiğinde telefonda nasıl görünce. Hani burada mock-up'lar falan da kullanabiliyorsunuz. O yönden bir kısıtlaması yok Google'ın. App Store tarafında mesela direkt olarak şeylerin eşleşmesi gerekiyor. Çözünürlüklerin eşleşmesi gerekiyor ama burada en son hatırladığım kadarıyla bir çözünürlük eşleşmesi yoktu. Ha, aynen bakın burada mesela 320 piksel ile 3840 piksel aralığında olması yeterli diyor. Burada tabletler için eğer tabletler destekliyorsa tablette kullanılabilir bu uygulamaysa yine aynı şekilde tabletler için de ekran görüntüleri ekleyebiliyorsunuz. Özel mağaza girişleri var burada. Özel mağaza girişi de belli ülkelerdeki kullanıcılar için falan çok daha farklı bir mağaza girişi belirlemek isterseniz onun için kullanabileceğiniz bir özellik. Mağaza girişi denemeleri de özel mağaza girişlerini oluşturduğunuz atıyorum. Bu iki mağaza girişinin metriklerini ölçmek istiyorsunuz. Burada işte A-B teste sokabiliyorsunuz. Hani şurada yazdığı gibi. Daha sonra mağaza ayarları var. Mağaza ayarlarında şunu yapıyorsunuz. Uygulamanızın mağazada yayınlanırken hangi kategoride yayınlanacağını vesaire gibi bilgileri seçebiliyorsunuz. Uygulama mı oyun mu? İşte öncelikle bunu seçiyorsunuz. Daha sonra kategorisi ne? İşte burada bayağı bir kategori var şu an. Piyasadaki çoğu uygulamanın kategorisi var. Daha sonra burada etiketler. Bu etiketler önemli aslında. Çünkü Google sizin uygulamanızı benzer etiketteki uygulamalarla eşleştirip işte bu hani yan tarafta mesela şöyle göstereyim. Şu an burada göründü mü? Direkt uygulama mağazam üzerinden şey yaptığım için görünmedi muhtemelen ama. Mesela atıyorum reklam gibi olmayacaksa şuradan rastgele bir oyunu açayım. Mesela şurada işte benzer uygulamaları görüyorsunuz. Hani bunların birçok şey var. Eşleşme algoritması var ama en temel algoritmalardan biri de bu etiketlere göre eşleşmesi. Hani kategoriye göre vesaire de eşleşiyor ama bu etiketlerin olması bu eşleşmenin sağlanması açısından iyi bir şey. Hani atıyorum sizin uygulamanızdan çok daha yüksek indirmesi olan bir uygulama, çok daha öne çıkarılmış bir uygulama ve benzer bir uygulamaysa burada da sizin uygulamanız görüntülendiğinde indirme olasılığı, indirilme olasılığı artacaktır. Şurada yine mağaza girişinde belirtilecek olan iletişim bilgileri, işte web sitesi, geliştirici web sitesi, işte Google Play dışında reklamını yap demesi şu işte Google Ads vesaire kullanıyorsunuz falan filan veya başka birisi size reklam verebilir veya Google'da indekslenmesini istiyorsunuzdur vesaire. Hani bunun açık olması gerekiyor. Bu açık olsun yani eğer uygulamanızın indirilmesini istiyorsanız bu açık. Hani çok öyle aman aman bir ayar değil aslında. Hani bunu açmanızla uygulamanız milyonlara ulaşacak diye bir şey yok ama bunun açık olması gerekiyor. Çeviri hizmetine geçiyorum. Bundan bahsetmiştik. Ha dediğim gibi 7 kuruş demiştim ben ama 7 centten, 7 Amerikan dolarından, 0.7 Amerikan dolarına başlayan fiyatlarlaymış. Kelime başına muhtemelen. Aynen. Daha sonra burada mağaza analizleri var. Yine dönüşüm oranlarını vesaire görebiliyorsunuz. Mağaza ziyaretçilerinin nereden geldiği falan. Ha, burada mesela dönüşüm oranını görüyorsunuz. Bahsetmiştim. 443 mağaza ziyareti olmuş. Bu ziyaret edenlerden 75'i indirmiş. Bu da demek oluyor ki hani %16.93'lük bir dönüşüm oranıyla her 443 kişiden 75'i indiriyor gibi bir oran çıkıyor aslında burada. Dönüşüm oranında. Tabi bunları filtreleyebiliyorsunuz. Mesela işte tüm zamanlar diyoruz. Hani çoğu zaten panelde şey çıkıyor. Şu üst tarafta filtreleme çıkıyor. İşte şu an tüm zamanlar mı dedim. Tüm zamanlar diyeyim mesela. Tüm zamanlar dediğimde uygulamayı ilk yayınladığım günden itibaren olan mağaza giriş ziyaretçilerinin işte geri dönüşüm oranını alabiliyoruz. Burada da yine aynı şekilde ülkelere, bölgelere, dillere göre vesaire grafikler var.
Dönüşüm analizine geldiğinizde yine grafiksel olarak burada sizin dönüşümünüzün işte ülkelere göre veya buradan filtrelediğiniz verilere göre şey yapabiliyorsunuz. İşte mağaza girişi, trafik kaynağı vesaire gibi bilgilere göre de filtreleyip burada dönüşüm oranınızın hangi ülkelerde veya hangi niteliklerde metrikler nasıl değişmiş inceleyebiliyorsunuz. Daha sonra şurada kullanıcı oyları ve yorumlar var uygulamanızın içerisinde yine. Değerlendirmelere geldiğimizde burada uygulamanıza kim kaç yıldız vermiş veya ortalama puanınız ne? Bunun grafiksel olarak dağılımını vesaire de gösteriyor. Mesela işte 3.4 kullanım ömrü ortalama puanı 3.4 demiş işte. Hani ilk kullanıma sunmanızdan beri ortalama puanım 3.4'müş. İşte Google Play'de kullanıcılara gösterilen puan da şu anda 3.4'müş. Hani bununla bu bazen değişebiliyor çok anlık fırlamalarda. Uygulamayı yeni falan yayınladığınızda mesela. Şu an son 28 günü gösteriyor. 90 günde bir metrik çıkacak mı karşımıza? Uygulama bayağıdır indirim almıyor. Aslında pasif bir uygulama. Ondan dolayı metrik göremedik bunda. Şurada puan dökümünde şey görebiliyoruz. Mesela Türkiye'den son 90 günde bir oy almış ve bu bir oyda bir yıldız olmuş. Bir kişi oy vermiş, o da bir yıldız vermiş. Şurada o yapan kullanıcının, işte o bir yıldız veren kullanıcı Huawei P Smart 2019 kullanıyormuş. Operatörü Turkcell'miş, Android 10 sürümüne sahipmiş ve dili Türkçeymiş. Bu metriği görebiliyoruz mesela. Daha sonra buradan yorumlara geliyorum. Aslında kullanıcıya geri dönüt verme açısından kullandığımız, en yoğun kullandığımız panellerden birisi burası aslında. Mesela burada yorum yapanlar olmuş. İşte hani şuradan bir yorum bulalım. Mesela atıyorum 5 yıldız vermiş. İşte cidden güzel uygulama, kullanımı basit bir uygulama. Teşekkürler. İşte burada teşekkürler şeklinde falan biz bir şey yazıp yanıt yayına dediğimizde otomatik olarak anında yayına görünür. Ama işte burada yayınlama kuralları vesaire var. Hani içerisinde Google tarafından filtrelenmeyen bir kelime kullanmadıysanız muhtemelen anında yayına çıkacaktır. Çıkacaktır verdiğiniz yanıt. Ve bu verdiğiniz yanıt da kullanıcıya bildirim olarak gidiyor. Mail olarak gidiyor yani. Burada tüm zamanları yine seçmişim galiba. Yani tüm zamanlardaki yorumları görebiliyorum. Şurada yorum analizi var. Yorum analizinde bir şey yok galiba ama. Şu an şundan dolayı bayağı bir hiç, ben bu uygulamada hiç yorum yayınlamamışım. Öne çıkan yorumum da yok. Yorum da yok, olmamış daha doğrusu. Hani bu buradaki metriklerin boş olmasının sebebi örnek uzayın kısıtlı olması. Ama hani burada biraz daha işte çok daha fazla şeyiniz olduğunda, hani yorumunuz olduğunda, havuz genişlediğinde, hani istatistik havuzu genişlediğinde burada verileri daha rahat bir şekilde görüp okuyabiliyor olacaksınız. İşte burada da test geri bildirimleri var. Hani kapalı teste, dahili teste vesaire çıktığınızdaki bildirimleri de buradan alıyorsunuz. Hani dahili test zaten muhtemelen tanıdığınız vesaire insanlar oluyor ama işte kapalı test vesaire hani bunu biraz daha geniş kitlelere yayıyorsunuz. Kapalı testten bahsettiğim hani alfa veya beta testi diye geçen testler. Yani bu testler biraz daha geniş kitleye yayılıyor dahili testten ziyade. Şimdi Android Beatles'a geliyorum. Bunu en baştan beri bahsediyoruz Android Beatles diye. Burada performans kısmı var ama bu performans kısmında oyunlar için daha çok. Burada bir API var Google'ın. Bu API'yi aldığınızda uygulamanızın ortalama FPS'ini falan filan çekebiliyorsunuz. Aynen Android oyun SDK'sıyla şey yapmanız gerekiyor, implement etmeniz gerekiyor. Buraya geçiyorum. Şurası önemli. Çökmeler ve ENR'leri görebiliyorsunuz. Mesela burada benim uygulamam en son 4 gün önce crash vermiş. Burada direkt olarak onu görebiliyorum. Bu çok mükemmel bir özellik aslında. Direkt locket çıktısı almış gibi burada size çökmenin sebebini vesaire veriyor. Mesela işte null pointer exception almış. İşte Java ile uğraşanlar bilir zaten, bu klasiktir yani. Burada null pointer exception almışız. İşte benim mesela paket adıma bakıyorum şuradan. Benim uygulamamla alakalı olan kısmı yalnızca şurası. Ve burada image activity diye bir klasımda 107. satırda bir şey crash'e sebebiyet vermiş. Hani bunu buradan inceleyebiliyoruz. Bu güzel bir özellik. Beatles'ı kullanmanızı tavsiye ederim yani uygulamanızı yayınladığınızda. İşte mesela burada baktık 107. satırda yine 4 gün önce vermiş. 4 gün önce de bu sefer 145. satırda. Baktığımız zaman Acer Liquid S1 diye bir cihazla vermiş. Android 10 sürümünde vermiş.
Hani sürümlere göre Android bazı belli başlı hani implementasyon değişiklikleri yapabiliyor. Yani bundan dolayı buradaki veriler önemli bizim için. Atıyorum Android 9'da hiçbir şekilde böyle bir hatayla karşılaşmazken Android 10'da karşılaşabiliyorsunuz. Ve bunun için uygulamanıza bir güncelleme atmanız gerekebiliyor. Bunu tespit etmek açısından bu Android Vitals'ı kullanmak önemli. Uygulama boyutuna geliyorum şurada. Uygulama boyutunda şu anda benim uygulamam boyutu 4.41 MB. İşte burada benzerlere göre benzerlerin ortalaması 3.67. İşte 738 kilobayt benimki daha fazlaymış benim uygulamamın boyutu. Daha sonra burada hemen hızlıca geçeyim artık buraları. Uygulama yayınlamaya geçelim. Burada uygulama fiyatlandırması, uygulamanız eğer ücretli olarak sunduysanız uygulamanızın fiyatlandırmasını girebiliyorsunuz buraya. Daha sonra burada işte uygulama içi ürünler ekleyebiliyorsunuz. Tabii şu an faturalandırma izni olmadığı için benim manifest dosyamda bu nitelik benim panelimde aktif değil. Uygulama içi satın alma API'ni kullanmadığım için diyeyim. Yine aboneliklerde de aynı şekilde burada abonelik bir ürün oluşturup implement edebiliyorsunuz şey tarafına, uygulamanız tarafına. İşte promosyon kodları da mesela bir şey satıyorsunuz. Bunu satarken bir promosyon oluşturuyorsunuz. İşte bugün için uygulamanızı indirenlere bedava 100 altın. Bunu da bir promosyon koduyla veriyorsunuz. Adam giriyor 100 altın satın al diyor. Oluşturduğunuz promosyon kodunu giriyor ve 100 altın otomatik olarak adamın hesabına yükleniyor. Bunu mesela işte reklam basıyorsunuz uygulamanıza. İşte influencerlarla vesaire anlaşmışsınız. Influencer'a özel mesela reklam kodu falan tanımlayabiliyorsunuz burada. İşte promosyon kodu. Eğer uygulamanızın para kazanması açıksa yine burada finansal raporlara bakabiliyorsunuz hızlıca. İşte genel bakış, aboneliklerde işte genel bakış, işte gelir alıcılar, işte yine aynı şekilde mağaza girişi ve şey yapma dönüşüm oranı gibi bir dönüşüm oranı oluşturuyor burada. Daha sonra burada para kazanma kurulumu var. Burada işte daha fazla bilgi dediğinizde bu para kazanmanın API'nin implementasyon entegrasyonuyla ilgili vesaire bazı dokümantasyonlar var. İşte bu lisanslama için şu anahtarı kullanmanız gerekiyor. Google Cloud tarafında falan da çalışmamız gerekiyor. Daha sonra politika durumuna geliyorum. Politika durumunda şu an ben en son bir güncelleme atmışım galiba politika ile ilgili mi? Güncelleme incelemede demiş. Bir şey değiştirmişim muhtemelen onu inceliyor. Covid'den dolayı şu an bir de Play Store tarafında incelemeler bayağı uzun sürüyor. Bir uygulamayı yayınladığınızda normalde Google Play'de ortalama eskiden 2 gün içinde falan yayına çıkıyordu uygulama. Şu an 1 haftayı buluyor uygulamanın yayınlanması. En azından sıfırdan bir uygulama yayınladığınızda. Burada da politika ile ilgili bir sorun olduğunda burada görüntüleyebiliyorsunuz yine uygulama özelinde. Şimdi uygulama içeriği var. Burada biraz önemli aslında. Burada gizlilik politikasını göndermeniz gerekebiliyor. Hani demiştim ya kullanıcı ve cihazla ilgili hassas verileri nasıl işlediğiniz konusunda şeffaflık sağlamaya yardımcı olur. İşte eğer bir şeyiniz varsa işte şeffaflık içermesi gereken hani kullanıcıların verilerini işlemeyle ilgili şeffaflık içermesi gereken bir durum varsa ortada gizlilik politikası göndermeniz zorunlu tutuyor. Ama eğer yoksa göndermeseniz de olur diyor. En azından eskiden böyleydi. Şu an tam olarak nasıl bir emin değilim. Eğer bir güncelleme atıyorsunuz mesela kullanıcıların verilerini işliyorsunuz. İşte işlediğiniz bir SDK kullandığınız mesela uygulamanızda işte kullanıcıların verilerini çekiyorsunuz. Bu sefer şey diyor ki Google size bir gizlilik politikası tanımlaman gerekiyor. Bunu yine politika durumunda gösteriyor. Mesajlar kısmında da gösteriyor aynı şekilde. Gelen kutusu kısmında da gösteriyor. Ve bir gizlilik politikası tanımlıyorsunuz. Reklamda şu şekilde uygulamanız bir reklam içeriyor mu vesaire bunu size söylüyor, şey yapmanız gerekiyor. Bunu developer konsola bildirmeniz gerekiyor. Uygulama erişimi şu. Uygulamanızın içerisindeki bir login paneli var mı? Uygulamanıza üyelik gerekiyor mu? İşte bir şeyleri vermeden uygulamanıza kısıtlı erişim var mı yani? Uygulamanızda bir içeriğe erişmek için kullanıcının belli başlı bilgileri uygulamaya vermesi gerekiyor mu? Bununla ilgili bir şey. İçerik derecelendirmeleri genelde şey kullanılıyor. Bu PEGI var biliyorsunuzdur. PEN Europe'un neydi? Game istatistik miydi? Information miydi? Öyle bir şey. Ama işte Avrupa Oyun Derecelendirme Kuruluşu gibi bir şey. Yani bu bayağıdır 2003'ten beri falan çalışıyor herhalde. Hani uygulamanızın motor beceriden vesaire ziyade uygulamanın içeriğinin hangi yaş grubu için daha uygun olduğunu belirttiğiniz bir anket var aslında. Bu anketi dolduruyorsunuz. Uygulama yayınlarken o ankete bakarız şimdi. O anketi doldurduktan sonra uygulamanıza böyle bir şey derecelendirme çıkartıyor otomatik olarak. İşte hedef kitle ve içerik burada uygulamanızın hedef yaş grubunu vesaire giriyorsunuz. İşte aileler için uygun mu vesaire.
Ondan sonra bu yeni geldi bu arada. Hangileri yeni gelmişti? Bu uygulama erişimiyle şu haber uygulamaları yeni çıktı. Veya işte Google Play konsolun arayüzü değişti. 2020'nin ortalarına doğru söylemiştim galiba onu. O zaman çıktı bu haber uygulamaları. Uygulamanız bir haber uygulaması ise vesaire daha geniş bir incelemeden geçiyor muhtemelen. Daha geniş bir review'dan geçiyor. Uygulama içerisindeki developer konsol paneli de bu şekildeydi. Şimdi isterseniz bir uygulamayı nasıl oluştururuz ve nasıl release alırız ona bakalım. Bir saniye, bir su içip devam edeceğim. Öncelikle Android Studio üzerinde göstereyim isterseniz size. Yeni bir proje oluşturuyorum. Bir empty activity içersin. Main activity olarak. Kotlin'de mi oluşturdum? Gerçi fark etmez. Muhtemelen bunun paket isminden dolayı çıkaracak. Böyle oluşturduğumuzdan dolayı. Hemen kapatayım, bir şey daha oluşturayım. Next dedim. İşte DSC eğitim example app dedim. Ondan sonra buraya işte kendi firmamın adını giriyordum. Paket adını yazarken. Paket adı sizin uygulamanızın kimliği oluyor aslında. Bu paket adı kimliğine göre uygulamanız listeleniyor Google Play Store'da. Şurada ben Java ile çalışmayı tercih ediyorum. Language'i Java olarak seçtim. Burada minimum SDK'yı vesaire biliyorsunuz. Aslında bu Android Studio eğitimi değil ama kısaca bahsedeyim. Hani burada uygulamanızın en düşük hangi Android sürümünde çalışacağını seçiyorsunuz. İşte mesela şu anda KitKat bayağı bir kullanılıyor hala. Finish dedim veya kullanılmasa bile en düşük KitKat tercih edin yani. Hatta Lollipop bile tercih edebilirsiniz. Çünkü Lollipop'tan itibaren bayağı köklü değişiklikler oldu Android'de. Şu an Gradle'ın build olmasını, hatta Gradle'ı yeni sürüme geçirmesini bekliyorum. Bu işlem bittikten sonra build alıyor olabileceğim. Dilerseniz bu prosesleri run ederken ben şuradan yeni bir uygulama oluşturayım. Buradan uygulama oluştur diyorum. Konsol tarafında. Uygulama adımız DSC Eğitim App diyorum. Varsayılan dili burada seçebiliyorsunuz. Direkt olarak İngilizce seçiyorum burada. Bir saniye. Daha sonra uygulamamı oyun mu? Şu an App Store üzerinden, Android Studio üzerinden bu yılda aldığım için direkt uygulama deyip geçebilirim. Aslında hani bu şey üzerinde değil, bir oyun motoru çıktısı almanızla alakalı bir şey değil aslında. Android Studio üzerinde de oyun yapıp burada yayınlayabilirsiniz ve bunu da yine oyun şeklinde şey yapabilirsiniz, seçebilirsiniz. Burada daha sonra düzenleyebileceğiniz bir nitelik ama uygulamanızı ücretsiz mi yayınlayacaksınız, ücretli mi yayınlayacaksınız? Bunu göstermek için bir nitelik. Hani ücretsizse reklam içerecek de muhtemelen, onu da beyan etmeniz gerekiyor. Şu anlık ücretsiz şeklinde bildiriyorum ben. Daha sonra burada işte şurada geliştirici program politikaları var. Daha sonra uygulama politikaları ayrı bir yerde miydi emin değilim ona ama. Yani burayı incelemenizi tavsiye ederim. Uygulamanız içerisinde belli şeyler var, işte restricted content'ler falan var. Hani bunları incelemeniz gerekiyor çünkü ciddi manada benim iki uygulamam mesela askıya alındı şu anda. Bunu kabul ediyorsunuz. Daha sonra bunu da kabul ediyorsunuz. ABD ihracat yasalarına uygun olduğunu uygulamanızın. Daha sonra uygulama oluştur butonuna bastığınızda uygulamanız bir taslak olarak sizin main dashboard'unuza gelmiş olacak. Şu an tüm uygulamalar diyeyim. Şu anda DSC Eğitim App şeklinde bu uygulama gördüğünüz gibi panele düşmüş oldu. Şu an taslak konumunda olduğu için bunu silebiliyoruz. Bir app bundle yükledikten sonra da silebiliyor muyuz? Tam ondan emin değilim ama eskiden silemeyip sadece gizleyebiliyorduk uygulamayı burada. Şu an durum nasıl ondan emin değilim.
Uygulamaya giriyorum. Buraya girdiğimde şurada kontrol panelinde henüz yayınlanmamış bir uygulama olduğu için burada Google size direkt olarak direktifler vermeye başlıyor. Uygulamanızın kurulumuna başlayın diye. Dahili test mi yapacaksınız? Uygulamanızı mı kuracaksınız? İşte mesela uygulamanızın kurulumu. Şu an diyor ki senin bu uygulamayı yayınlamak için şu bilgileri, en az bize şu bilgileri sağlaman gerekiyor bir kere diyor. Hani burada mesela uygulama erişimi ne olacak? Tüm işlemler özel erişim olmadan kullanılabilir diyorum, kaydet diyorum. Ondan sonra kontrol paneline geri geliyorum. Gördüğünüz gibi bunun üzerine bir çizgi attı. Hani burayı bir to-do list veya işte checklist gibi düşünebilirsiniz. Reklam, bu uygulama reklam içeriyor mu vesaire. Bunu ayarlamanız gerekiyor. Evet, uygulamam reklam içeriyor veya içermiyor. Hani mesela bu bir işte STK kuruluşunun bir olması da olabilir. Hani reklam, hem reklam içermiyordur hem de ücretsizdir. Bu da gayet olabilir bir şey. Hani hayır, uygulamam reklam içermiyor şeklinde işaretleyip geri kontrol paneliyorum. Daha sonra içerik derecelendirmesi, bu bahsettiğim PEGI olayı vesaire burada ortaya çıkıyor aslında. Burada bir anket dolduruyorsunuz siz uygulamanızın içeriğiyle ilgili. Ve uygulamanız yayınlanmaya, pardon, uygunsa değil, bir anket ERC o anket göre değerlendiriyor ve size bir şey çıkartıyor. Derece çıkartıyor. İşte bu oyun veya bu uygulama şu ya, şu yaş grubu için şu kitle için uygun gibi işte göstergeler, indikatörler çıkartıyor size. Burada e-posta adresini direkt olarak kullandığınız herhangi bir e-posta adresini developer.com e-posta adresini gireceğim. Mesela kategorisini sormuş burada. Kategorisi ne olsun? Hani şu anda bir boş bir aplikasyon yükleyeceğim. Varsayalım ki bir oyun değil. Gerçi oyun seçmedik. İşte bir eğlence uygulaması olsun. Eğlence şeklinde seçiyorum. İleri diyorum. Şimdi burada bana soruyor. Uygulama şiddete yönelik imal, referans veya tasvir içeriyor. İşte hayır dedim mesela. Hayır dedim. Hepsine hayır diyorum. Çünkü evet dediğinde hani yaş skalasını bir kat daha yükseltiyor. Mesela atıyorum kumar simülasyonu vesaire varsa uygulamanın içerisinde. Buna evet dediğiniz anda otomatik olarak zaten oyun 18 yaş üzeri oluyor. İşte dil mesela argo rahatsız edici dil içeriyorsa atıyorum 13 yaş 15 yaş üzeri oluyor gibi. Yani bunlara şimdilik ben direkt hayır hayır deyip geçiyorum. Muhtemelen 3 artı verecek bizim sertifikamıza. Tabi burada uygulamanın şeyi de önemli, türü de önemli. Mesela sosyalde 3 artı veriyor. Sosyal medyanı kullanabiliyorsunuz 13 yaş ve üzeri galiba. Mesela direkt 13 yaş ve üzeri atıyor diye hatırlıyorum. Yani şu an mesela tüm yaşlar şeklinde bir puan attı bize. Tüm yaşlar 3 artı. Dünyanın geri kalanı 3 artı ERC. Oyun olmadığı için PEGI değerlendirmesi vermedi muhtemelen. Aynen. Yo, vermiş mi? Vermiş evet. Pan Europe'un Game Information aynen. PEGI değerlendirmesi de vermiş. Gönder dediğimde artık bu uygulama için benim içerik derecelendirmem bu. Hani daha sonra bir şey değiştirdiğinizde atıyorum uygulamanız başta içermiyor belki ama daha sonra bir güncelleme attınız. İşte bu ankette sorduğu sorular değişirse cevaplarınızı atıyorum. İşte uygulama şiddet içeriyorum dedi mesela atıyorum. İşte bir oyun yaptınız, kan revan içermiyor başta. Daha sonra bir güncelleme attınız, oyunda her taraf böyle kan götürüyor. O zaman tekrardan bir anket yapıp o derecelendirmeyi göndermeniz gerekiyor. Şimdi hızlı bir şekilde Android Studio'ya geri dönüyorum. Bir saniye arkadaşlar. Şu an prosesi halen run ediyor ama. Şuradan devam edelim arkadaşlar. O arka planda çalışa dursun. Direkt şuradan hedef kitleyi vesaire hemen seçelim. Selam, çünkü... ben geldim.
Duyabiliyor musun beni? Selam. Duyabiliyorum. Bir tane soru vardı da o arada sorayım dedim. Ekrana görmedim ben ama. Merhaba, konumla bağlantılı olması da internetten cevaplamadığım sorular var. Hitalon Hyper Casual oyunlar ortalama ne kadar gelir elde ediyorlar? Google Play reklam gelirlerinden komisyon alıyor mu? Biliyor musun, bilmiyorum. Şöyle, evet. Google Play reklam gelirlerinden komisyon almıyor aslında. Reklam gelirlerinde komisyon yok. Zaten senin gelirin komisyonun kesilmiş bir şekilde geliyor. Hani reklamın işleyişi şu şekilde. Reklam verenler belli bir işte teklif miktarı belirliyor ve bu teklif miktarına göre sen reklam alıyorsun ve bu pahalı bir reklam alırsan gelirin gösterim başına artıyor. Ucuz bir reklam alırsan gelirin işte teklif miktarına göre düşmeye başlıyor. Hit olan hyper casual oyunlar ortalama ne kadar gelir elde ediyorlar? Hani bunlar milyon dolarlarla nasıl diyeyim, tasnif edilebilecek değerler. Hani çok yüksek miktarda geliri var. Evet, hyper casual oyunlar bayağı bir para kazanıyor. Google Play reklam gelirlerinden değil ama uygulama içi satın almadan vesaire bunlardan evet kesinti yapıyor. Vergi kesintisi falan da yapıyor bunlardan. Tamamdır. Teşekkürler. Başka devam edebiliriz. Başka sorumuz yok şimdi. Bu arada soruyu cevaplarken de şu an Android Studio şeyi almış. İndirmesi gereken Gradle şeyini indirmiş. Şuradan uygulamayı yazdık, bitirdiğinizi varsayıyorum direkt. Buradan Build kısmına geliyorsunuz. Generate, Sign It, Bundle veya APK diyor. Burada APK oluşturmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü APK biraz artık eski bir teknoloji oldu. En azından uygulama yayınlama için. App Bundle'ı yaptığınızda şunu yapıyor. Sizin hedef mimarinizden bu arada chat'e yazmış arkadaş, İstanbul 45 arkadaşımız, rica ederim. burada App Bundle'ı oluşturduğunuzda şunu yapıyor. Şimdi atıyorum, sizin uygulamanız hem işte ARM 64 mimarisi için hem de ARM V7 mimarisi için uygun. Burada APK olarak yüklerseniz hem ARM 64 mimarisi için içeren kodları hem ARM V7 mimarisi için veya hatta x86 telefon kaldı mı şu an piyasada bilmiyorum, Android cihaz ama vardır muhtemelen hala. Ve x86 mimarisi için olan APK'ların hepsi tek bir pakette toplanıyor ve bu indirme boyutunuza ciddi manada etki ediyor. Atıyorum 20 MB işte ARM 64 mimarisi, 20 MB ARM V7 mimarisi ama bundle olarak oluşturduğunuzda bunu indirirken bundle içerisinden otomatik olarak APK oluşturuyor. Developer Console veya Play Store diyeyim. Play Store otomatik olarak bir APK oluşturuyor ve sizin 40 MB'lık bundle'ınız 20-20 bölünerek hedef şeye göre, işlemci mimarisine göre veya cihaz mimarisine göre oluşturuluyor. Şimdi burada yayınlamadan önce bir en baştan beri bahsettiğim o imzalama olayı var ya, imzalamak için sertifika oluşturmanız gerekiyor. Şuradan Create New dedim. İşte burada KeyStore Pet'i seçmem gerekiyor. İşte benim direkt ana dizinime deneme diyeyim veya işte example diyelim. Save dedim. İşte burada şifre belirlemem gerekiyor. Bunu güçlü bir şifre de seçebilirsiniz. Unutmayacağınız bir şey olsun yalnız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim buna. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Şurada alias'ı belirleyebilirsiniz. İşte buna da tekrardan example diyebiliriz mesela. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yanlış yazdım, bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. İsminizi yazarsınız direkt buraya mesela. Veya firma adınızı da yazabilirsiniz. Organization Unit işte mobil dedim mesela, işte Yako Software dedim mesela, Store Locality işte şu an ben Kırşehir'de ikamet ediyorum. Türkçe karakter kullanmadan direkt şehrimi yazdım. Yine aynı şekilde işte merkez yazabilirim buraya. Country Code mesela 90 da yazabilirsiniz, Türkiye, TR de yazabilirsiniz, bu çok fark etmez. Yani buradaki veriler aslında çok önemli değil. Burada 25 yıl boyunca bu sertifikanın geçerli olacağını belirtiyorsunuz bu arada bir de. Okey diyorum buraya. Gördüğünüz gibi direkt password, işte alias'ımız buraya direkt olarak düştü. Burada remember password isterseniz daha sonraki güncellemelerde tekrar tekrar şifre girmenize gerek kalmadan hatırlayacaklar. Ama bu şifreyi mutlaka bir yere not edin. Burada o PM şey vardı ya App Signing'de. Bunu işaretleseniz de işaretlemeseniz de önemli olan Google'a yüklerken sizin o imzalamayı, Google tarafından imzalamanın yönetilmesini aktif etmeniz. Burada next diyorum. Direkt olarak bir release APK oluşturuyorum. App Bundle oluşturuyorum daha doğrusu. Şu an bu yılda almaya başladı uygulamayı. Bu oluştururken konsol tarafında şuraları işaretleyelim hemen. Mesela 13, 15, 16, 18 yaş üstü bunlar için uygun dedim uygulama.
Çocuklara hitap etmiyor. Hayır dedim. Kaydettim. Evet, şu anda build'ım da alındı bu arada. Tıklıyorum. Locate diyorum direkt. Locate dediğimde bana App Bundle'ın directory'sini veriyor otomatik olarak. Açıyor daha doğrusu onu Finder'da veya Windows kullanıyorsanız Windows Explorer'da. Haber uygulaması mı? Hayır diyorum. Bunu da işaretliyorum. Çünkü bunları işaretlemeden bu arada uygulamanızı yayına alamazsınız. Yani üretim sürümüne çıkartamazsınız. Bir uygulama kategorisi seçin diyor burada. Oyun mu uygulama mı? Uygulama diyorum. Kategori olarak işte verimlilik uygulaması olabilir mesela. E-posta adresi e-posta adresine ulaşabilirsiniz diyorum. İşte şuraya web sitesi falan bunlar zaten hani opsiyonlu seçenekler. Hani ister girersiniz ister girmezsiniz. Kaydet diyorum. Geri dönüyorum kontrol paneline. Mağaza girişinizi oluşturun diyor. Burada mağaza girişinde kısa açıklama, tam açıklama, işte bu uygulama simgesi, özellik grafiği vesaire bunları yükleyebilirsiniz. Hani şu an bunları yüklemeden geçeceğim ben bu uygulamayı yayına almayacağımız için. Önemli olan şurada karşılaşabileceğiniz hatalar. Çünkü bunlar gerçekten can sıkabiliyor. Şuradan yeni sürüm oluştur diyorum. Uygulama imzalamayı yönetin diyor. Burada yönetmeden App Bundle şey yapıyorum. Burada diyor ki uygulama imzalamanın Google tarafından yönetilmesi için App Bundle kullanarak yayınlamanız zorunludur diyor. Devam et diyorum ben. Kabul etmiş oluyorum yani bunu. Şu an artık Google Play tarafından imzalanan anahtarım oldu benim. Yani hani başta bahsetmiştim ya işte uygulamanızın anahtarını kaybederseniz vesaire Google'la iletişime geçip alabiliyorsunuz. Şu an bunu yapabiliyor konuma geldik. Şimdi şuradan Finder'ı açıyorum. Direkt App Bundle'ımı sürüklüyorum buraya. Şu an yükleniyor. Evet, şu an App Bundle'ımız yüklendi 1.0 versiyonuna. Bu arada versiyonu da Android Studio tarafında şuradan değiştirmeniz gerekiyor. Her yeni güncelleme vermeden önce, hani Android Development yapanlar aşinadır bunu ama şuradan BuildGradle'dan versiyon kodunuzu ve versiyon name'inizi değiştirmeniz gerekiyor her seferinde. Şimdi Unity 3D üzerinde de bir build alacağım. Orada da göstereceğim aynı şekilde. Bunu kaydet diyorum. Kaydet dediğimde sürümü inceleme diyorum daha sonra. Üretim kanalına sunumu başlatmadan önce şurada bana 3 tane hata verdi. Bu şu demek oluyor. Uygulamanız henüz yayınlanamaz. Kontrol panelinde listelenen adımları inceleyin. Bunlar da şu. Bölge ve ülke eklemedim. Mağaza girişi eklemedim. Bunlardan dolayı şu an yayınlayamıyorum. Zaten hani bunlar çok kompleks işler değil. Bunları hani buraya kadar geldiyseniz bundan sonrasını halledebilirsiniz. Çünkü bu uygulamayı yayına alamayız. Ha, burada bir nüans. Şurada ülkeler bölgelerde. Ülke bölge ekle diyorsunuz üretim kanalında. Tüm ülkeleri seçiyorsunuz, ülke bölge ekle diyorsunuz, ekle diyorsunuz ve şu an 176 ülkede uygulamanız kullanıma sürülmeye, kullanıma sunulmaya hazır. Özeti göster dediğimde şu an sürümü düzenle deyip tekrardan sürüm inceleme diyorum. Ve diğer nitelikleri de şu iki hatayı da değiştirdiğimde üretim kanalına sunumu başlatabileceğim. Yani üretim kanalına sunumu başlat aslında direkt olarak uygulamanızı yayınlamıyor, uygulamanızı App Preview'a gönderiyor. Şimdi de hemen Unity 3D üzerinde deneyelim. Çünkü bu bir game jam için verilen bir eğitim. Yani Unity üzerinde de build almayı vesaire gösterelim. Burada da yine aynı şekilde example app diyeyim. Create dedim. Olmazsa bu sürümü siliyorum. Unity 3D üzerinden aldığımız App Bundle'ı da buraya yükleyelim çünkü. Onu da denemiş olalım. Şu an boş bir Unity projesi karşılıyor bizi. Bir saniye bu bir toparlasın. Skip new version dedim. Unity üzerinde build almak için şuradan build settings'e geliyorsunuz. Öncelikle target platformumu Android olarak değiştiriyorum.
Daha sonra şuradan Player Settings'e bastığınızda otomatik olarak Project Settings'ten Player Settings'e yönlendiriyor sizi. Bunu şöyle şu yan layout'uma alayım. Burada bizim publish etmeden önce, oyunumuzu yayınlamadan önce şurada incelememiz gereken Publishing Settings var. Burada Keystore Manager'a giriyorum. İsterseniz şuradan az önce Android Studio üzerinde oluşturduğumuz Keystore'u kullanabiliriz browse'layıp. Veya yeni bir Keystore oluşturalım biz buradan yayınlamak için. Ama Keystore öbür tarafta oluşturduğumuz için kabul etmeyebilir belki. Anywhere diyelim. Example app'in içine yayınlasın. Bir saniye şuradan bir şunu kontrol etmek istiyorum. Uygulama bütünlüğü kısmında eğer şu an bir parmak izi oluşturduğu için bu uygulamayı yüklerken hata alacağız. Bahsetmek istediğim buydu aslında. Şimdi biz az önce bir sertifika oluşturduk ya. Bu sertifikayla buraya uygulama da gönderdik. Google otomatik olarak o uygulamanın içerisindeki bizim Keystore dosyamızı aldı ve onun fingerprintini buraya attı. Şimdi onu attığı için artık burada bizim Unity üzerinde oluşturduğumuz yeni Keystore'un fingerprinti farklı olacak. Ve o fingerprintten dolayı bu uygulamayı yayınladığımızda diyecek ki Keystore farklı. Böyle bir hata verecek. Ondan dolayı şunu yapabiliriz. Select existing dedim. Hani aşağı yukarı zaten burada da Keystore oluşturma olayı aynı. Şurada password giriyorsunuz. Tekrardan alias giriyorsunuz. İşte first name, last name, organization. Hani tamamen aynı hatta. Benzer de değil yani. Direkt aynı. Browse diyorum. Şu ana dizinimde listelemiştim yanlış hatırlamıyorsam o example keystore'umu. Evet şurada example keystore'umu görüyorsunuz. Yalnız bunu keystore olarak değil JKS olarak çıkartıyor. Bir saniye orada. Browse deyip okulun içerisinde şu an seçemiyoruz ama neyse ben size direkt şuradan Anywhere'de listelenecek olan herhangi bir keystore direkt oluşturalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Alias yine example olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedim. Yine adımı yazıyorum buraya. Mobile dedim işte herkes diyorum yine TR diyorum. App key diyorum. Yes diyorum. Şu an user key store olarak oluşturdu. Şuradan custom key store da seçebilirsiniz ama gerek yok şu anda. Burada artık herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Direkt Unity üzerinden artık build settings'ten build diyorsunuz. Hatta burada da şunu seçmeniz gerekiyor. Other settings'te bakın şurada ARM64 şu anda seçilemiyor. Çünkü şurada mono'yu seçmişsiniz. Seçili olarak gelmiş default olarak. Burada IL2 CPP'yi seçip daha sonra şuradan da .NET'in 4X sürümünü kullanabilirsiniz. Buradan ARM64 mimarisini de seçmeniz gerekiyor. Çünkü artık Play Store ARM64 mimarisine hedeflemeyen App Bundle veya APK'ları kabul etmiyor. Şimdi tekrardan şuradan Build Settings'e geliyorum. Build diyorum. Bunu da ana dizinime alsın. App Bundle diyorum. Hatta deneme oyun diyeyim. Deneme oyun bundle diyeyim. Direkt kayıt etmiş olalım. Save diyorum. Şu an Build alıyor. Aslında buradan sonra bir hata almayacağım muhtemelen.
sonsuz olarak bu yılda alacak. Daha sonra şuradan yine üretime gelip aynı işlemi tekrarladığımızda işte sürümü düzenle deyip tekrardan işte bir app bundle'ı sürüklüyorsunuz. Şuraya oluşacak bir app bundle. Bunu sürükleyeceğiz. Şu an bu oluşturduğumuz app bundle'ı sürüklediğimde hata alacağım muhtemelen. Çünkü keystore dosyası farklı. Ondan dolayı bunu tekrardan test etmeye gerek yok. Ha, dilerseniz bu yılda aldıktan sonra hatayı görelim derseniz sürükleyip hata alabiliriz. Onun dışında benim anlatacaklarım bu kadardı arkadaşlar. Katıldığınız, dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Müge, burada mısın? Buradayım. Ne güzel anlattın ya. Gerçekten ağzına sağlık. Bayağı detaylı bir eğitim oldu bence. Bir de ben hani eğitimden önce bakmıştım böyle bir detaylı eğitim var mı diye YouTube'da Türkçe eğitim. Pek yoktu o yüzden. Hep buradan yararlanabilir insanlar yani. Umarım katılanlar da beğenmiştir. Yani bence de umarım faydalı olmuştur yani katılan arkadaşlar için de. Teşekkür ederiz o zaman geldiğiniz için. Sorunuz varsa böyle bir dakika bekleyelim. Sonra da kapatalım. Aynen. Senin ekranı da kaldırdım. Aynen, sıkıntı yok. Zaten şeyi gösterdim en son. Bundan sonrasını hallederler. Aynen. DLC Game Jam Discord'una katılmayı unutmayın ve başvurmayı unutmayın bence. Bayağı güzel bir etkinlik olacak gibi gidiyor. Şu an başvurularımız da güzel gidiyor bu arada. Discord'a gelip bize de muhabbet edebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Soru yok gibi ya. O zaman kapatalım. Zaten sorular olursa Discord'dan iletişime geçerler bize. Sana tekrardan tamamdır. Teşekkür ederiz. Herkese görüşmek üzere. İyi pazarlar. Görüşmek üzere arkadaşlar.